Cemre iki sene daha ciğer kanseri olmazsa sigaranın zararlı olduğuna kimse inandıramazdı beni. Ya, zararlı kanka. İki adım atıyorsun nefes nefese kalıyorsun. Bu bile ispatı yani. Ya biliyorsunuz eskiden sigaranın sağlığa zararlı olmadığı aksine faydalı olduğu. Hem de doktorlar onayıyla reklam yapılıyordu. Ve onlarca yıl sürdü bu sigaranın zararlı olduğunu ilk keşfedenler ya da ilk delikanlı gibi söyleyenler naziler olmuştur. <laughs> Hitler'in de hedefleri arasındaymış askere sigarayı yasaklamak. Şey bana çok garip geliyor moruk. Yani şimdi bir hap içersin yararlı mı zararlı mı pek anlayamayabilirsin. Ama sigarala öksürtüyor. İki adım atıyorsun nefes nefese kalıyorsun. Dişlerin sararıyor. Elin kokuyor. Böyle bir şeyin görüyorsun kötü olduğunu ama doktorlar bilmem neler yararlı deyince ona inanıyorsun. Çok acayip ya. Ya insanoğlunun kandırılmaya olan bu eğilimi artık bana şey dedirtiyor yani sizi gütmeyen çobanını amına ha koyayım semürsünler sizi. <laughs> Böyle bir şeyin zararsız olduğuna nasıl inanabilirsin? Muhakkak o zamanlar da sigara zararlı ha diyenlere böyle şey muamelesi yapıyorlardır. Komple teorisyeni, işte aşı karşıtı. O onlar gibi marjinalize ediyorlardır sigara zararlı diyenler. Sigara içmeyi havanlı sananlar hakkında ne düşünüyorsun? E, sigara havan topuyla içilmiyor. Onu, o bir elde. Havalı sananlar hakkında ne düşünüyorsun diye soruyorsan Anladık lan dur trollüyorsun. Yani teenager'dır yaşları. 20 değillerdir daha. Maksimum 19'dir. Ya da çok kişiliksiz bir adamdır. Çok ezik bir adamdır. Havalı mamalı bir tarafı yok sigaranın. Havalı ya. Ya moruk şimdi Ken Reeves'in Konstantin'de sigara içmesi karizmatik. Tamam. Ama benim şuradan Kürt sigarasını almam yakmam böyle içmem karizmatik mi amına koy. Yani koltuk altı kılı da sen de ben de iğrenç gözükür ama Tarkan koltuk altı kılı bırakıp şöyle poz verdi mi karılar sırıl sıklam oluyor moruk yani. Adamına göre bu işler. <laughs> Fight Club'daki bir et sen havalı evet. Tek taşaklı Cemre'ysen havalı değil. <laughs> Bariz yani. <laughs> Ya bu Necat işler ne zaman hastaneye kaldırılsa annemden öğüt ya. Oğlum az iç, az iç, az iç diye. Necat işler ne olur artık efendi uslu bir hayata geç hastaneye kaldırılma. Ne olur. Her senin haberini duyduğumuzda ben nasihat işitiyorum iki saat. Ne olur ya. <gülüyor> <gülüyor> Ama benim de hayat mazbut bir hayatım var. Sanki böyle şeyim he. hani sabahtan içmeye başlayan tiplerdenim. Yani sanki Kaan Tan Göze Teoman Nejat İşler ekibinin dördüncüsü bir hayatım var sanki. Ne amına mazbut mazbut yaşıyoruz. Bipoların bile mazbut. Manisi yok. Sırf depresyon. Sigara içtiğimde boğazımı yakmıyor. Diyorum ki içime çekmiyor muyum ama iki sigara arası süre çok geçmiyor. Hem o Şubat ya senin soruların beni nasıl desem böyle. <laughs>